Sertleşme sorunun tedavisinde yeni yöntemler var. Bunlardan bir tanesi de, çok yeni olanlardan bir tanesi de şok dalgalarının ereksiyon sorununun tedavisinde kullanılması. Nedir bu tedavi? Bize anlatır mısın? Elbette. Gerçekten ereksiyon sertleşme sorununun tedavisinde güncel olan yeni bir metot çıktı. Bu da şok dalgalarının penise uygulanması yoluyla tedavi etmeyi amaçlıyor. Şok dalgası aslında ses dalgaları. Penise uygulanan bu ses dalgaları penis içerisinde dokuların, yeni dokuların oluşmasına, yeni damarların oluşmasına ve hatta kök hücrelerin harekete geçmesine yarıyor. Güncel olan son 5-6 yıldır Avrupa'da ve Türkiye'de de uygulanan yeni bir yöntem. Peki sertleşme sorununda kullanılan şok dalga tedavisi nasıl uygulanır? Yani kısaca ofiste mi, hastanede mi, anestezi gerekir mi, ağrılı mıdır, kaç seans yapılır gibi merak eden sorular var. Evet, hastalarımızın da çok sık sorduğu sorular bunlar. Aslında şok dalga tedavisi deyince birçok hasta bunun acaba bir radyasyon mudur diye de algıladığı ve sorduğu oluyor. Katiyen bu bir ses dalgasıdır. Vücuda zarar vermeyen ve seanslar anlamında da kısa süren, aslında 20 dakikayı geçmeyen seanslar şeklinde uygulanmakta. Seans sayısı ise değişik grupların, firmaların ürettiği makinalara bağlı olarak farklılık göstermekte. 4 seansla başlayıp daha çoklu seanslara kadar değişik protokoller var. Uygulaması çok basit. Ofis ortamında kişinin günlük işlerini aksatmayacak şekilde ağrısız ve hastaya herhangi bir uygulama, yani uyuşturma veya öncesinde hazırlık gerektirmeyen basit bir uygulama şekli. Çok etkin de olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü birinci basamak tedavileri içerisinde yer alıyor aslında. Birinci basamak da bildiğin gibi ağızdan kullanılan bazı ilaçlar var. Fosfodiesteraz tip 5 inhibitörleri genel adıyla. Bunların ikinci bir seçeneği olarak veya katkı sağlayacak, ek katkı sağlayacak şekilde yeni bir tedavi metodu. Biliyoruz ki sertleşme sorununun farklı sebepleri var. Bazen bir sebep, bazen birkaç sebep bir arada oluyor. İşte psikolojik nedenler, hormonal, damarsal. Bir de bizim cerrahiyle, özellikle evet, prostat ameliyatlarından sonra ortaya çıkan ereksiyon sorunları var. Bütün bu hastalar, her hasta şok dalga tedavisi için uygun mudur? Evet, öyle söyleyebiliriz. Yani hafif, orta ya da şiddetli sertleşme sorunu yaşayan bütün hasta grupları için uygulanabilecek bir yöntem. En çok yararı ama hafif ya da orta dereceli sertleşme sorunu olanlar sağlıyorlar. Bunlar içerisinde sebep fiziksel bir eksiklik olabilir. Yani şeker hastalığı, tansiyon yüksekliği, kan yağlarının yüksekliğinden dolayı sertleşme bozulmuş, o bölgeye kan akışı azalmış olan kişilerde yeni kan damarlarının oluşmasıyla daha iyi bir kanlanmanın sağlanması mümkün olabiliyor. Ve yeni gösterildiği şekliyle de son kongrelerde penis içerisindeki kök hücreleri uyararak dokunun yenilenmesini sağladığı için kalıcı bir iyilik sağlayabilecek yöntem bu. Uygulamada herhangi bir hemen sonuç alınıp alınmadığı bizim için soruluyor. Seanslar arasına biz genelde bir haftalık bir zaman aralığı koyuyoruz. Bunun da sebebi uyguladığınız tedavi birdenbire doku yenilenmesi ya da damar oluşumu sağlamayacaktır. Bu belli bir süreç alır. Şok dalga tedavileri ürolojide taş kırılmada da kullanılıyor. Biliyoruz ki orada bir takım sınırlamaları var. İşte kalp ritim bozukluğu, kanama zamanı bozuk, kanama pıhtılaşma sorunu olan hastalar gibi pek çok şey var. Burada acaba ereksiyon tedavisinde şok dalga tedavisi olamayacak bir hasta grubu var mı? Sınırlamaları var mı? Aslında yok. Bunun sebebi de taş kırma için kullandığımız şok dalgaları, ki aynı nitelikte ses dalgası o da,
Bu kullanılanın bin misli daha güçlü olan dalgalar. Onlar uygulanırken tabi böbrek de hareketli bir organ, bir taş kırarken odaklamak, kalp ritmine uygun hale getirmek veya o dalganın yüksek yoğunluklu oluşu nedeniyle kanama pıhtılaşma zamanı bozuk olanlarda kullanılmamalı. Doğrudur. Ancak penis için uygulanan bu düşük yoğunluklu şok dalga tedavilerinin bu tarz bir kontraindikasyonu yani kullanılmadığı durum söz konusu değildir. Her hasta grubunda sakıncasız olarak güvenle kullanabiliyoruz.